Su krizi kapıda mı diye sorduk. Hemen şu yanıtı vereyim size. Evet, öyle görünüyor. Yağışlar malumunuz gelmedi. Barajlar boş kaldı. Doluluk oranı %30'a kadar geriledi. Uzmanlar artık bu saatten sonra beklenen yağışların da yeterli olmayacağını söylüyorlar. Ve tasarruf uyarıları da ardarda geliyor. Geçen yıllara baktığımızda bu dönem işte çok ciddi, neredeyse yarı yarıya altında baraj doluluk oranlarımız, özellikle İstanbul'da. Ocak ayının sonları yaklaştı. Ancak güneşli günler yerini yağışlara bir türlü bırakmadı. Barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı. Tasarruf uyarıları ard arda geldi. Su zengini bir ülke değiliz. Dolayısıyla bizim önümüzdeki Ekim-Kasım'da da yağışın az olacağını hesaba katarak ya da olma ihtimalini hesaba katarak suyumuzu tavan seviyede iktisatlı kullanmamız gerekiyor. İstanbul'da hava yaz günlerini andırıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyrediyor. Normalde yağışlı geçmesi, barajlara can vermesi gereken günler kurak ve yağışsız devam ediyor. Barajların doluluk oranı %30'a kadar düştü. Uzmanlar artık beklenen yağışların da yeterli olmayacağını söyledi. Şu ana kadar da bir yağış alamadığımız için o gelecek yağışlar da o dönemi karşılayabilecek. Evet, Ekim'den, Kasım'dan, Aralık'tan, Ocak'tan daha iyi durumda Şubat. O nedenle yağışlar gelecek diyoruz ama Şubat'ın genel kendi ortalamasına baktığımızda yine ortalamanın altında kalıyor. Susuzluğun çaresi kapalı musluklar. İSKİ'de 21 maddelik uyarı yayınladı. Özellikle evde su tasarrufu için yapılması gerekenleri sıraladı. Damlatan muslukların tamiri yılda 6 ton suyu, banyo sürelerinin 1 dakika kısalmasıyla 16 ton suyu kurtarıyor. Suyun tasarrufu için her alanda tasarruf gerekiyor. Her yerde tonlarca su tüketiliyor. Biz tonlarca suyu her gün yiyoruz. Tonlarca suyu giyiyoruz. Tonlarca suyu içiyoruz. Tonlarca suyu kullanıyoruz. O nedenle dolaplarımızda o biriktirdiğimiz kıyafetler, işte gereksiz yaptığımız harcamalar, israf, dolaplarda çürütülen gıdalar, bunların hepsinin su karşılığı var. İstanbul Müftülüğü'nün talimatıyla camilerde yağmur duası yapıldı. Yağmur ve kar yağması için dua edildi. Allah'ım bize kar ve yağmur ver. Allah'ım bize kar ve yağmur ver. Barajlar alarm verdi. Çare yağmur duasında arandı. Geçtiğimiz yıl yağışsız geçti. Yeni yılda da beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Kuraklık İstanbul'un kapısına dayandı. Hal böyle olunca İstanbul Müftülüğü de imamlara talimat verdi. Bütün camilerde cuma namazında yağmur duası yapıldı. Topraklarımızı rahmetine bark eyle. Kuraklık ve susuzluktan muhafaza eyle. Oğul ve meleklerini kar ve yağmurlar nasip eyle. Avcılardaki bu camide de imam yağmur ve kar yağması için dua etti. Namaz için saf tutan cemaat de bu duaya hep bir ağızdan amin dedi.